Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Biraz daha sayımızın artmasını bekliyorum. Bugünkü konuğumuz Türkiye'nin ilk veteriner fizik tedavi uzmanı, ilk veteriner tıptaki fizik tedavi hekimi Sarayacı Ulutürk hocamız olacak. Kendisini yayına davet edeceğiz. Yalnız arkadaşlar bugünkü yayınımızda Instagram'da yaptığımız her yayında olduğu gibi bugün de yorumları kapatacağız. Bilginiz olsun. Yayın sonuna doğru tekrardan yorumları açacağız ve sizin de merak ettiğiniz soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Şimdi hocamızı yayına davet ediyorum. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Şu an davet ettim. Bekliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba, nasılsın? İyiyim hocam, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. En sonunda kavuştuk. En sonunda hocam biraz yoğun bir süreçti. İki taraf için de sanıyorum. Gerçekten öyle ya. Gibi, yani hayat o kadar yoğun ki, o klinik o kadar yoğun ki kendi kendimize böyle bir kalamıyoruz gerçekten yani. Ama çok güzel oldu bence. İyi ki de yapıyoruz şu anda. İnşallah hocam. Umarım hem hayvanseverler için hem de öğrenci arkadaşlarımız için hem de hekimler için güzel bir yayın gerçekleştireceğiz. Bence Sizin kesinlikle de bilgilendirici olur. Hepimiz için iyi olur. Biz de sizin durumlarınızdan haberdar oluruz. Bakalım okulda nasıl gidiyor her şey? İyi mi, yolunda mı diye. İnşallah hocam. Konuşalım bunları da. Yani biz de veterinerlik fakültesi öğrencileri olarak uzaktan eğitim döneminde mükemmel şekilde muzdaribiz. Bunları da yer verelim istiyorum hocam yanımızda inşallah. Tamam. Hocam hız geçmeden yayınımıza başlayalım isterseniz. Tabii. Sizi tanımakla başlamak istiyoruz. Hani birçoğumuz sizleri tanıyor aslında ama daha detaylı bahsetmek istersiniz belki hocam. Yani Sarayca Ulutürk kimdir? aslında şöyle, benim hikayem çocukluktan başlıyor diyebilirim. Ben çocukken hayvanları çok seviyordum. Ondan sonra bir tane köpeğim vardı ve o köpeğim sayesinde, işte ismi Mandy'ydi. Bir Kinçer, o zaman da sahiplenmiştik. Sonra böyle veteriner hekim olmaya karar verdim. Çünkü Mandy'nin bir kalp sorunu vardı. O dönemde de kalple ilgilenen, tabii bu bayağı eski, yani 25 yıl önce falan oluyor. Ondan sonra o dönem kalple ilgilenen özel klinikler yoktu Türkiye'de ve çok zorlanmıştım. En sonunda işte hekim olmaya, veteriner hekim olmaya karar verdim ve gerçekten tek tercih yaptım ve çok şükür İslam Üniversitesi'ne girdim. Sonra İslam Üniversitesi'ni bitirdim. Bitirdikten sonra yurt dışına gittim kendi uzmanlığım için. Bu konuyla ilgili Amerika'da, daha sonra da işte Viyana'da bulundum. İşte en son stajımı hatta Viyana'da yaptım. Sonra İspanya'da da yaptım gerçi ama o daha kısaydı. Ve şey, en sonunda da bazı kriterler var. Yani kafanızda okurken her şey çok karışık oluyor aslında. Tabii bunun yanında okurken bizim biliyorsunuz okullarımız inanılmaz zor. Çok zor yani. Hani ben bir sürü, yani iki tane okuldan mezunum aslında. Aynı anda iki okul okudum ama hani en zor okuduğum okullardan biri veterinerlikti. Çünkü gerçekten veteriner hekim olmak çok kutsal bir meslek bence. Çünkü bir sürü, yani normal tabii ki beşeri tıpta yani zorlanıyorlardır ama bizde bir sürü anatomi, bir sürü işte fizyoloji. Yani mesela işte bir iguanadan kan aldığınız yerle bir kediden kan aldığınız yer aynı değil. Ya da bir kediye girdiğiniz işte atıyorum anjiyokatla işte atıyorum başka bir hayvana girdiğiniz aynı olmayabiliyor. En basiti organların yerleri bile farklı. Ya da organların şekilleri bile farklı ve hastalıkları farklı. Yani işte kedide gördüğünüz bir hastalık köpekte görmüyorsunuz ya da kediden köpeğe geçmiyor ama köpekten köpeğe geçiyor. Ya da hayvanlardan insanlara geçen bir sürü hastalık var. Yani o kadar çeşitli ki bizim alanımız. O yüzden eminim ki her öğrenci de çok zorlanıyordur. Eminim sen de yaşıyorsundur ve arkadaşların da hani yaşıyordur. Günün sonunda ben okurken size de bunu çok tavsiye ederim. Bütün işte klinik, poliklinik, barınak, hastane, bütün stajımı bitirmiştim ve artık kafamda işte burada da en büyük hastanelerden birinde işine girdim aslında. Ve burada belli bir süre çalıştıktan sonra hep kafamda yurt dışına gitmek vardı. Bizim ailemizde de annem işte simültane tercüman, ondan sonra hep sürekli yurt dışında bir şekilde biz bulunduk. Ve hep tabii ki aklım yurt dışındaydı. Yani hani özellikle her gencin yurt dışı hayali vardır. Bana da çok şükür kısmet oldu. Sonra da bir şekilde dönüp Türkiye'deki ilk fizik tedavi merkezini kurmayı çok istiyordum. Hatta ilk böyle bir şey düşündüğümde bana deli diyorlardı.
Ama bence kesinlikle çok güzel bir şey oldu. Bir sürü canlıya umut olduk. Bir sürü canlıyı yürüttük ve bence çok, ben şu an çok memnunum açıkçası böyle bir şey yaptığım için. Kesinlikle hocam. Yani bu alanda mükemmel bir hizmet aslında bu yaptınız can dostlarımız için. Öğrencilikten bahsetmişken hocam, sizin zamanınızdaki öğrencilik nasıldı? Yani işte sizin döneminizde İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin şartları nasıldı? Neler yapıyordunuz? Nasıl geçiyordu vaktiniz? Vallahi o kadar zordu ki. Nasıl diyeyim? Yani ben niye veteriner hekimliğe çok değer veriyorum biliyor musunuz? Gerçekten hani mesela her gelen hekime, bizim klinimize gelen her hekim mutlaka bizden çok büyük bir saygı görüyordur. Bu arada köpeğim havlarsa kusura bakmayın. Ondan sonra gerçekten yani bir kere bence liseden hiçbir farkı yok öncelikle. Bir tek teneffüs ilaç almıyor okulda. Ve çok ağır bir eğitim var. Yani şöyle dersler 8'de başlıyordu, 5'te bitiyordu ama ders aralarımız 15-20 dakikaydı. Öğle arası zaten yarım saatti. Yani öğlen yemek yemeye, yemekhaneye gitmek için yürüyüp dönmemiz zaten yarım saat olduğu için gitmeyip kantinde acele bir şeyler yiyelim de hani ondan sonra doyalım bitsin gibiydik gerçekten ve yani hiç kolay bir süreç değil. Yani o yüzden veteriner hekimliği dolu dolu çok seven, çok tapan ve bu kutsal olduğuna aşırı inandığım ve elimden geldiği kadar her öğrenciye ulaşmaya çalıştığım ve gerçekten hani bence çok sahiplenip korumamız gereken bir mesleğimiz var. Çünkü bir sürü ülkede yani veteriner hekimliği puanı aşırı yüksek ve çok değer veriyorlar. Mesela yurt dışında siz gerçekten hani bir de tanıştığınızda işte ben veteriner hekimim dediğinizde yani insanların gözlerinin içi parlıyor. Yani hani onu görüyorum ben. Çünkü onlarda gerçekten temel düşündükleri şey önce atıyorum hayvan sağlığı, hayvan refahını sağlarsanız sonuçta insanlar da onlardan besleniyor. Etinden, sütünden, yumurtasından. Bir noktada hayvansal ürünleri tüketiyoruz. Tamam tüketmeyenlerimiz var ama bir noktada mutlaka bir ilişkimiz var. İşte balıkçılık var, işte suni tohumlama var. Ya o kadar geniş ki bizim alanımız. Ve bence bu Kesinlikle. ve tabii ki onların temeli sağlam olursa sonrasında da insan sağlığında çok iyi olacağı özellikle söyleniyor bence ve kesinlikle de doğru bir şey. Katılıyorum hocam. Hatta şunu da eklemek istiyorum. Yurt dışındaki veteriner fakültelerine bakış açılarından bahsettiniz. Bizde şöyle bir durum da söz konusu. Yani bırakın veteriner fakültelerini, henüz öğrenci fakülteyi tercih ederken tercih edeceği sadece şehre bakarak, fakültenin donanımına, fakültenin akademik kadrolarına vesaire bakmadan sadece şehir bazlı düşünerek tercihlerini yapıyorlar. Yani aslında sorun sadece çevrede değil, aslında kendimize de aramamız lazım diye düşünüyorum hocam. Bilmiyorum, düşünceniz nedir? Ya doğru. Bir de ne var biliyor musunuz aslında? Mesela tabii bizim çok geniş bir alanımız olduğunu söylüyorum ya ben hep. Mesela yani ben şeye çok kızıyorum. Yani bizim mesela büyük baş gören, mesela daha büyük baş ağrıklı olan, mesela büyük başla ilgileneceksiniz. Eğer bir çiftlik kurma hayaliniz varsa ya da işte belli bir atıyorum keçi çiftliği yapacaksanız ya da işte keçi, mesela benim bir arkadaşım var. Instagram hesabı veteriner anne. Mutlaka takip edin derim bu arada. Benim sınıf arkadaşımdı. Ve tek hayali şeydi. Benim çiftliğim olacak diyordu. Biz diyorduk ki, ya delisin nasıl olacak falan. İşte böyle o da bir bayan benim gibi falan. Emin misin falan diyorduk. Hayır olacak diyordu. Ve şu an dediği her şeyi yaptı. Gerçekten bir çiftliği var. Muhteşem bir hayatı var. Yani sadece onlarla yaşıyor. Ve o ürünlerinin satışını yapıyor dışarıya. Yani hani düşünsenize veteriner gözetimi altında işte bir bayan elinden çıkan ürünleri insanlara ulaşıyor ve her ülkenin çoğu yerine gönderebilecek kapasiteye şu an geldi. İlk başta daha şehir bazlıydı. Ve bu muhteşem bir şey çünkü hani o kadar geniş bir alanımız var ki bakın yani hani o onu seçiyor. İşte ben başka bir şey seçtim. Başka bir arkadaş suni tohumlama seçti. Bunlar gerçekten çok keyifli ama dediğim gibi eğer büyük başla ilgileneceksen ya da işte daha egzotik ilgileneceksen belki buna bazı düşünüp o tercihleri yaparken hangi ya da kedi köpek yani petle ilgileneceksen ya da atla ilgileneceksen ona göre yoğunlaşmak çok iyi çünkü gördüğünüz dersleri bölgeler etkiliyor. Kesinlikle değişiyor. Kesinlikle. Kesinlikle hocam. Ya ama şunu da söylemek istiyorum ben. Bunu kendi fakültem olduğu için söylemiyorum. İnanın bana, hani yaşadığım için söylüyorum aynı şehirde. Hani Fırat Üniversitesi adına konuşuyorum hocam. Evet, doğudayız. Hocalarımızın birçoğu büyükbaş alanında çok daha ilerideler. Fakat güzel bir hastanemiz var. Başhekimimizden tutun işte çalışan hekimlere kadar kediden köpeğe, kuştan
diğer canlılara kadar uzmanlık alanı olan hocalarımız var. Doğal olarak fakültenin dediğim gibi bölgesinden ziyade fakültenin donanımı da çok önemli oluyor bu anlamda. Yani siz de zaten bunu söylüyorsunuz. Bunu da hani tercih döneminde yaklaşırken arkadaşlarımıza belirtmek istedim ben veteriner fakültesi öğrencisi olarak. Çünkü ben Instagram'dan çok mesaj alıyorum bu konuyla ilgili. İşte nasıl işte veteriner fakültesine girelim, nasıl şey olurum, işte veteriner hekim olurum ya da sizce olmalı mıyım falan. Şimdi Instagram'da biz tabii ki videolar paylaşıyoruz, fotoğraflar paylaşıyoruz ama şöyle bir yani Instagram'ın bir yasal zorunluluğu var. Yani biz kanlı, işte çok kötü, işte ya da açık yaralı bir hayvanı biz orada paylaşamayız. Yani zaten direkt sansürlüyorlar ve hani paylaştığınızda da sonuçta amacımız bizim insanlara ulaşmak paylaşımla, öğrencilere ulaşmak ya da işte belki hasta sahiplerimiz, hastalarımız, annelerine, babalarına ulaşmak. Bu noktada da öyle bir görüntüyü koyamayız ve yaptığımız iş gerçekten hiç kolay değil. Yani bizim kliniğimizde şöyle söyleyeyim, tabii zor bir alan bizimki. Çok böyle sonuçta sürekli felçli, engelli, açık yaraları olan hastalar bize geliyor. Dolayısıyla hani ben şimdi onların her aşamasını paylaşırsam gerçekten onlara bakamayan bir sürü insan olur. Dolayısıyla da hani birazcık daha bunlara çok dikkat edip paylaşmaya çalışıyorum. Ve tabii biz, tabii bütün arkadaşlarım öyle. Yani bütün veteriner hekim arkadaşlarım öyle. Sektörümüz zaten belli bir sektör. Herkes birbirini tanır bizde. Şimdi onlar da şimdi sonuçta paramparça işte organları gözüken bir hayvanı oraya koyamaz yani. Tabii ki onun en son iyileşmiş ve tatlı halini paylaşmak istiyorlar ya da tatlı. Bu tabii biraz çekicilik katıyor aslında bizim mesleğimize bence. Hani dışarıdan bakıldığında hiç öyle bir şey yok. Yani gerçekten çok zor bir mesleğimiz var. Eğer siz sürekli dışkıyla temas edeceksiniz, idrarla temas edeceksiniz. Bir kere şöyle söyleyeyim. Ben klinikte her bizim yani hangi alanda bizim ekibimiz yaklaşık 15 kişilik bir ekibimiz var şu anda. Klinikte hangi alan, hangi bölüm olursa olsun diyorum ki arkadaşlar idrar dışkı temasınız olacak. Yani ilk tamam bunu yani hayvanı sevmek tabii ki çok önemli ama idrar dışkı temasımız olacak yani bunun başka bir yolu yok. Mutlaka söylüyorum ve öğrenciler tercih yaparken de gerçekten işte dışkı görecek, idrar görecek, kadavra görecek, rektal muayene yapacak yani hani biz yine rektal muayene de yapıyoruz, organlarına da bakıyoruz ya da işte ne bileyim bir kusan bir hayvanı da görüyorsunuz. Kusmuk sizin en yakın arkadaşınız olacak. Çünkü kusmuktan öğreniyorsunuz. O dışkının kokusunu koklayacaksınız. Parazit var mı yok mu bakacaksınız. Yani bunlar çok normal bir şey. Yani ya normalimiz bu zaten yani. Bunu böyle anlatıyorum ama yani hani şimdi böyle öğrencilere anlatmak da biraz saçma. Çok yabancı olduğumuz şeyler değil hocam. Aynen yaşadığımız için biliyorsunuz sadece hani diğer dinleyiciler için de ben şu an paylaşmak istedim. Hani dolayısıyla bizim günümüz böyle geçiyor. Yani bu rutinimiz aslında. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Şöyle bir durum daha var. Yani evet, bunlar biraz her insanın kaldırabileceği şeyler değil belki, zorlayıcı durumlar. Fakat hani bunu siz de söyleyeceksinizdir. O dostumuzun iyileştiğini gördükten sonra bize vermiş olduğu mutluluk sanıyorum tüm böyle zor şartlar altında çalışmaya değiyor. Ya ben ya hep söylüyorum hala yemin ediyorum elim titriyor o videoları çekerken. Çok samimiyim. Yani en son videoyu çekerken böyle bir de yaptığım videoyu asla bekleyemiyorum ve hemen paylaşmak istiyorum. Öyle bir şeyim var. Asla o saatte falan hiçbir şey umurumda olmuyor. Hemen paylaşayım bir an önce hani göreyim. Ben bile inanın bazen yok ya gerçekten bu çocuk nasıl bir halde gelmiş bize ve nereye gitmiş ne olmuş diyorum. Ama tabii biz fizik tedavi yaparken sadece hastaya yani fizik tedavi yapmıyoruz. Yani gerçeği bu. Biz bir hekimiz. Yani ve hekim olarak da geldiğinde tabii ki bir kan tahliline yani görmek istiyoruz. Kan tahliline bakıyoruz, röntgenini çekiyoruz, teşhis koyuyoruz. Gerekirse MR'a hani yolluyoruz ve MR'ın tabii ki şu an MR çok iyi bir noktada değil Türkiye'de ve o yüzden MR okumayı da bilmeniz gerekiyor. Yani bunun üzerine çalışmanız gerekiyor hekim olarak. Oradan teşhisi koyuyoruz ve sonrasında fizik tedavi yapıyoruz. Yani hani bu aşamalara geçerken mesela işte kedide yapacağınız şeylerle köpekteki şeyler kesinlikle aynı değil. Yani hani ya da bir ata davranışınız yaklaşımınızla kediye yaklaşımınız aynı değil. Yani hani o yüzden çok anatomik farklılıklar ve kas grupları hatta en basit kemik yapıları farklı. Yani birinde bir kemik atıyorum çok küçükken yani rudimenterken birinde gerçekten gelişmiş. Yani o kadar büyük farklılıklar var ki tutup hepsine adapte olmanız ve kendinizi bu konuda geliştirmeniz gerekiyor ciddi olarak. Kesinlikle hocam. Şöyle bir durum daha var.
Beşeri hekimler evet insan anatomisi tek anatomi ama hastayı bir şekilde ikna edip o tedaviye başlıyorlar. Fakat bizde o da yok. Kedilerin dahi kendi arasında karakteristik farklılıkları olabiliyor. Yani kediden kediye yaklaşımımız değişebiliyor bazen. Haksız mıyım hocam? Kesinlikle doğru. Bak bunu söylerken ikimiz de güldük. Bence anlıyoruz neden kastettiğimizi. Bence ne var biliyor musunuz? Kedilerin ayrı bir karakter, ayrı bir dünyası var. Ve ben hep derim ki kedidir, ne yapsa yeridir. Yani hani her şey hazırlıklı olmalıyız kedilerde. Ben de iki tane yani hatta dört tane kliniktekileri de sayarsam kedi annesiyim. İki tane de köpeğim var. Ama hani totalde altı hatta iki tane kaplumbağam, sekiz hayvanım var. Ama şöyle söyleyeyim. Gerçekten hiçbir yani canlıya yaklaşım o kadar farklı ki. Bir kere en basitten atıyorum biz fizik tedaviye hemen başlamıyoruz. İşte ölçümler yapıyoruz, kan tanıyoruz. Bunu görmemizin sebebi mesela bir kere bir köpek geldi. Bize felç diye geldi. İşte fizik tedavi istiyorlar falan. Ben baktım, ölçümlerimi yaptım. Bence değil dedim yani bu hasta fizik tedavi değil. Nasıl yani dedi. Yani hekim sevkli geliyorum size. Değil dedim yani ben bunu bulacağım ama bakmam lazım. Neyse araştırdım, röntgenlerini çektim işte bir şeyler yaptım falan. Dört tane taş idrar kesesinde buldum. Ya yani ultrasonla beraber dört tane taş buldum. Şimdi taşın verdiği ağrıdan hayvan ayağa kalkmak istemiyor. Ve bu hayvanı fizik tedavi almadım ben operasyona sevk ettim. Bir hekim olmasam tabii ki bunu yapamam. Yani hani çünkü hekim ancak bilir tabii ki hayvanın neresinde ne var, nasıl muayene edileceğinizi. Dolayısıyla bizim işimiz hiç kolay değil. Bir kere karşınızda konuşmayan bir canlı var. O yüzden de veteriner hekimlik diplomasının değeri burada daha da aslında katlanıyor. Yani veteriner hekim olmayan hiç kimse hiçbir canlıya dokunamaz. Dokunamaz yani. Yani bu aslında 8 bilmeyen denklem değil bence yani. Çok net bir şey. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Ya bu yasalarla da mutabık zaten. Herkes bu anlamda net. Bilmiyorum insanlar neden böyle bir gereksinimde duyuyorlar. Yani her şeyden önce aslında kendi yapmış oldukları mesleğe olan saygılarını gösteriyorlar böyle. Yayının ilerleyen dakikalarında hocam bu konuya detaylıca değinmek istiyorum. Sorular da geliyor bu anlamda. Hangi alana nasıl yöneleceğimizi bilmiyoruz hocam. Öğrenciler olarak kısıtlı bir vaktimiz var. Bir an Evet. önce hayata atılmak istiyoruz. Nasıl karar vermeliyiz? Ya şöyle söyleyeyim. Ben tabii hani şunu da kullandım. Yani yurt dışı ile hep bağlantımız vardı bizim. Annemin işi dolayısıyla da çok vardı. Ve hani işte yurt dışında işte bazı veteriner hekimlerini de sanıyorduk. İşte konuşma fırsatım da oluyordu. Ama gerçekten bence en önce okurken mesela klinik, poliklinik, barınak hepsi ya. Hepsinde staj yapın. Ve yani hiç sıkılmayın. Bence bir öğrenci stajyerken her yere girer çıkar. Hiçbir şey olmaz. Yani ben sadece veteriner hekimleri kliniğime staj alıyorum tabii ki. Ve ya, yani bu öğrenci olanları hani bu konuda. Ve elimden geldiği kadar hani yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama neye dikkat ediyorum biliyor musunuz? Gerçekten bence bizim kliniğimizde staj yapmadan önce kesinlikle bir sürü yer gezmeleri lazım. Çünkü bize geldiğinde zaten bir şeyleri biliyor olması lazım. Çünkü ağır bir kliniğiz biz. Yani bizde gördükleri biraz ağır gelebiliyor. Zor hastalar geliyor. İşte zor vakalar. İşte mesela atıyorum normal standart bir klinikte yani normal bir işte dahiliye işlemler yapılan her şeyi yapan bir klinikte görebileceklerinden kat kat ağır vakalar gelebiliyor. Yani hani çünkü bize daha işte ağrı çeken, acılı, daha zor durumdaki. O yüzden hani ilk bunlarla karşılaştığında ben suratlarından anlıyorum. Hani o çekingenliği, mutsuzluğu. Hani biz nasıl bir şeyin içindeyiz falan bakışını. Hani ki çok normal. Yani tabii ki çok normal. Ama ben olsam klinik, poliklinik, barınak, hastane hepsine girer çıkarım ki ben öyle yaptım. Yani tabii o çocukken biraz da küçüklüğümden beri çıkmazdım ben yani. Hayvan kliniklerden çıkmazdım, pet shop'tan çıkmazdım. Hani buradaki oturduğum yerdeki bütün çevredeki klinikler beni küçüklüğümden bilirdi yani. Hani işte çocukken çekilmiş fotoğraflarım var barınakta. Yani orayı mesela işte annem bir kısmını böyle kafeslerini falan desteklemişti. İşte hani ya dolayısıyla da hani gerçekten çok sevdiğinizde ve hangi alana gideceğinizi böyle hani su akar yolunu bulur derler ya öyle gidiyor ama karakteriniz de çok önemli. Benim köpeğim taşikardisi vardı, kalp büyümesi vardı. Ondan vefat etmişti. Ben sonrasında kalple ilgilenmek istedim ama anladım ki o alan bana göre değil. Ki en iyi hocaların yanında bununla ilgili yine eğitim aldım. Hala aşağı yukarı baktığımda bu hayvanın kalbinde teşhis koyamam. Ama bir sorun var diyebilirim. Asla yani haşa yani bununla ilgili bir sürü uzman hocamız var sonuçta yani. Ama
En azından dedim ki ben olsam işte açıkçası çocuğunuzu diyorum yani işte atıyorum. Halil hocamız vardır. Çok tatlı ve çok iyi bir kalpli uzman bir hocamızdır. Halil hocamıza bence bir gösterin diyorum. Bunu diyebilecek kadar diyebilirim. Ama benim uzmanlığım o değil. Tabii ki karışamam. Ama yani ben anladım ki mesela o iş bana uygun değil. Ben daha böyle işte daha da hareketliyim. Daha işte biraz daha yerinde durmayı sevmiyorum. O yüzden daha farklı bir alana yöneldim. Yani ama işte bunu yaşamadan bilemezsiniz. Bence her yerde staj yapın. Görün yani. Kesinlikle. Niğde işte mesela Murat Şeroğlu hocamız var. Yani gözle ilgili çok iyi işleri var. Yani göz yani veteriner göz merkezi var. Ya bu muhteşem bir şey bence. Yani düşünsenize kat kat şu an çok güzel bir yer açtı ve kat kat gözle ilgili odalar var. Yine yanında Dilara var. Hani dünya tatlısı bir insandır. Çok iyi bir hekimdir. Yine işte uzman yine klinikler var. Okulda çok iyi hocalarımız var. İşte yine ben hep tabii buralardan örnek yani İstanbul'dan örnek vereceğim. Ondan sonra yine mesela işte Ateş Burut var. Çok iyi bir cerrahtır. Yani hani ondan sonra ne bileyim üniversitede yine Ebru var. Ebru Eravcı. O da çok iyi bir cerrahtır. Yani hani bir sürü insandan Van 9 Eylül var. O kadar çok var ki yani. Alev Hoca var. Yani bölüm bölüm bizim için söylüyorum. Bir sürü insandan faydalanabileceğiniz aslında kişiler var. Ve bunların kliniklerinde çok iyi şeyler görebilirsiniz. Yani çok geniş bir havuz var aslında. Kesinlikle hocam. Ya bu anlamda aslına bakarsanız bir öğrenci olarak şikayet demek istemiyorum ama bizim de yaşadığımız bir zorluk aslında. Türkçe yeterli kaynak çok zor. Yani evet hocalarımızın yanında staj almak bambaşka bir boyut ama nihayetinde hocalarımızın da yanına gidip işte bir hafta, 10 gün, 20 gün, belki bir sene kalabiliyoruz. Kitaplar her zaman baş yanımızda oluyor, baş ucumuzda oluyor. Kitaplar anlamında hocam tavsiyeleriniz nelerdir? Yani kitap önerisi anlamında değil ama evet. Hani Türkçe kaynak yetersiz. Mesela sizler de ileride bir fizik tedavi kitabı yazmayı düşünür müsünüz gibi? Yapıyorum şu anda aslında. Ondan sonra ufak ufak yazıyorum. Yani o benim kendi hobim gibi aslında. Birkaç bir şey daha yazdığım için hani ufak ufak yazıyorum. Hani inşallah bakalım bir yıl içinde de birazcık daha tamamlanacak hale gelir. Birkaç beklediğim bir şey var yani. Onları da tam olsun istiyorum. İçine koymak istiyorum. İşte yayın vesaire gibi. Ama hani şunu söyleyebilirim ki doğru haklısınız. Ben çok zorlandım yani ilk fizik tedaviyle ilgili. Çünkü benim önümde hiçbir Türkçe kaynak yoktu zaten yani. Hatta Türkçe hiçbir kitabım da yok. Yani hani hiç yok hatta yani bilmiyorum. Ondan sonra yurt dışında da deli gibi yayın takip ettim. Yani şöyle yurt dışındaki bütün yazarları tanıyorum. Artık imza günlerine falan gidiyorum. Hatta geçen sene böyle bir imza gününe gittim. İşte imza atarken çok tatlı işte moderatörler var. İmza atarken bile şey diyor işte Ece inanamıyorum sen her yerdesin falan. Yani mümkün olduğunca çünkü ben bir tek onlardan öğrenebilirim. Yani onlar da çok iyi veteriner hekimler tabii ki işlerinde mükemmel insanlar yani. Ondan sonra ve mümkün olduğunca onları takip ediyorum elimden geldiği kadar. Yani hala yeterli miyim dersen bence yetersizim. Çünkü yetmiyor öğrendiğim. Yani hayvanda veteriner hekimlikte çok hastalıklar var. Yani at başlı başına bir dünya. Köpek başlı başına bir dünya. Kedi bambaşka bir konu. Hani ortopedik hastalıklar yani postop rehabilitasyon da yapıyoruz tabii ki yani operasyon sonrası ama hani çok yani nasıl diyeyim sanki bir böyle kumsal ve bir sürü biz kum tanelerini biliyoruz sadece gibi hissediyorum. Her öğrendiğim şeyden ki en son 2 yıl mı 3 yıl önce şeye gitmiştim. Spinal manuel terapi köpeklerde spinal manuel terapi kursuna gitmiştim. Bu sadece bir kurstu. İşte 4 ay sürüyor kurs ondan sonra ama ciddi sınavlara giriyorsunuz hani. İşte bitirirseniz de belgeli işte bunu yapabiliyorsunuz gibi. Ondan sonra inanın hani öğrendim, sınavlarını geçtim. Uygulamaya vaktim var mı? Yok. Yapamıyorum yani şu anda. Çünkü gerçekten çok zaman ayırmanız gereken bir durum bu. Ve o kadar hani yoğunuz ki o kadar uzun bir zamanla bu şartlar altında ayırmamız şu an için mümkün değil. Ama inşallah ileride bununla ilgili şimdi ikinci şubemizi açıyoruz Levent'te. Bununla ilgili mesela bir oda hayal ediyorum yani hani daha böyle farklı bir tasarımını yaptım kafamda. Hani inşallah olur bakalım yani o yüzden İnşallah. Göreceğiz artık yani ama haklısın İnşallah. Sıkıntı var yani kaynak azlığı var. Türkçe kaynak yok. Her konuda yok bu arada yani sadece bizim konumuzla ilgili değil. Dahiliye, cerrahiye, işte belki ne bileyim bir suni tohumlama, belki atla ilgili. Yurt dışında o kadar çok kaynak var ki.
Ama çok da güzel artık ulaşabileceğimiz kaynaklar var. Yani inanın ulaşabilirsiniz. Yani istediğiniz bir şeye ucundan kıyısından başlayıp yani günün sonunda nasıl oluyor biliyor musunuz? Yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz artık mesela ben şey diyorum çok basit bir sunum. Mesela geçiyorum yani hani ona katılamam yani hani vakit kaybı gibi geliyor. Bunu dediğimde kendime şey dedim böyle ilk inanamıyorum böyle bir şey dediğimde ya bu noktaya nasıl gelebildim acaba? Çünkü benim için çok ütopikti. Yani o kadar benim için her şey tekti ki ilk yurt dışına gittiğimde işte cihazları ilk kez yurt dışında gördüm. İşte eğitimi ilk aldığımda yani operasyonu nasıl diyeyim size atıyorum kalça proteziyle ilgili bir çalışma yaptık. Ondan sonra kalça protezini çok iyi bilmem gerekiyordu. Ben yurt dışındayken Türkiye'de kalça protezi operasyonu yapılmıyordu. Yani hiç görmemiştim. Ondan sonra dolayısıyla yani bir cerrah tabii ki değilim. Yani hani ama bir cerrah kadar iyi operasyonun yapılışını bilmem gerekiyor ve onlarla aynı dili konuşabilmem gerekiyor. Yani onun hangi kası nasıl kestiği, nereden girdiği, hangi yöntemle yaptığı beni çok etkiliyor. Dolayısıyla da ama Türkiye'deki gerçekten cerrahları çok seviyorum. Çok iyi cerrahlarımız var ve hani çok iyi de ilerliyoruz onlarla diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Biz de öncelikle ikinci klininiz için hayırlı olsun temennisinde bulunuyoruz. Şunu da eklemek istiyorum ben. Geçtiğimiz günlerde sayfamızda da paylaştık. Sağlık bilimleri temel alanı fakültelere göre dağılımı. Yani fakültelerimizin, sağlık bölümlerindeki fakültelerimizin yapmış olduğu makale, hazırlamış oldukları bilimsel yazılara bakıldığı zaman tıp fakültelerinin hemen arkasından veteriner fakülteleri geliyor. Ve hani aslında kendilerini alanımıza böyle burnunu sokmak isteyen meslek gruplarının henüz daha kendi alanlarında bile çok da güzel böyle işler yapmadığını üzülerek görüyoruz. Bu anlamda da hocam akademisyen hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerinden öpüyoruz hepsinin. Onlarla gurur duyuyoruz. Belirtmek istiyorum. Aslında şöyle gerçekten bizim ya kimse eminim ki kimse kötü niyetle bir şey yapmıyor ama sadece biraz konularından insanlar uzaklaşıyor ve bu çok kötü bir şey. Şimdi iki tane çok net yasamız var. Bir tanesi 6343 sayılı kanunumuz var. Bir tanesi 5996 sayılı kanunumuz var ve nasıl oluyor biliyor musunuz? Kanunları okudukça ne kadar korunduğumuzu, ne kadar güçlü olduğumuzu ve veteriner hekim olmayan hiç kimsenin hayvanlara müdahale edilememesini etmemesi gerektiğini ve kliniklerinde buna tabii ki ben şoktayım. Yani ya inanamıyorum ya. Yani böyle bir şeyin içinde olduğumuzda şöyle bir cümleyi sarf edeceğime bile inanamıyorum. Çok acı bir şey yani. Düşünsenize. Hastanız var. Hiç hekim değilsin şu anda. Sen hiç kafanı unut. Yani hiç böyle bir meslekte değiliz. Hastan var. Köpeğini götürüyorsun. Karşında biri var. Anatomi görmemiş. Yani hayvan anatomisini bilmiyor. Fizyolojisini bilmiyor. Kan değerlerini bilmiyor. Ondan sonra organ yapılarını bilmiyor. Hayvan hastalıklarını bilmiyor ve tedavi yapıyor. Yani böyle bir şey yani 8 bilmeyen denklemi gerçekten çözmüyoruz. Yani imkansız böyle bir şey olabilir mi? Ya sadece Kendi yapmadığı gibi hocam genç meslektaşlarına da öneriyorlar. Hani siz bu alana yönelmelisiniz diye. ya herhalde ya şöyle bir şey var. Ben şunu düşünüyorum. Şimdi bizim alanımız çok geniş ve biz inanın yani ben herhalde benden 3 tane olsa başka alanlarda kafamda kesin 3-4 tane daha alan olabilir böyle spesifik şeyler yapabileceğim. Ve elimden geleni de yapardım en iyisini yapmak için. Belki konu darlığı bilmiyorum nasıl bir içgüdü ama hani fikrim de yok. Hani hiç öyle bir şey ben hayatımda mesela gidip yani hiçbir beşeri yani bir insana gidip tabii ki tedavi yapmayı aklımdan falan geçirmedim yani. Neden yapayım? Veteriner hekimim. Böyle bir şey düşünmedim. Düşünmem yapmam da zaten yani hani. Zaten işimiz yani yeterince yoğun. Üzücü tabii yani hani ama tabii ki bence normal düşünce standartlarında olan herkes düşünüp doğru yolu bir noktada bulur diye düşünüyorum. Ben de yani bir sürü mesajlar geliyor bize. Staj yapmak isteyenler farklı branşlardan. Ben şoktayım yani. Çünkü tabii ki hiçbirini kıyma almıyorum. Yani veteriner hekim olmayan hiç kimse bize staj yapamaz. Yani bu net. Hiç kimseyi almadık bugüne kadar. Ya da ne bileyim aklıma hiç gelmedi gidip normal bir insan beşeri fizik tedavisine gidip de staj yapayım demek böyle bir şey tabii ki yapmam. Yani niçin yapayım? Öğrenciyken de yapmadım. Hiç düşünmedim de hani. Çünkü sonuçta benim işim kedi köpek yani at ya da hani inanın ya çok samimi söylüyorum. Ben şu anda yani tabii ki belli bir boyuta geldik artık. Bir problem yok ama mesela atları çok seviyorum. Atlarla ilgili yapılan hani o tedavileri de çok hoşuma gidiyor. Ama inanın yani kendim bu konuda ne kadar bir şeyler yapsam da yine de hayır diyorum ya daha yolum var yani daha şunu yapmalıyım bunu yapmalıyım. Yani ki elimde her şey var. Yani çünkü aslında
Bence hayattaki en kötü şey cahilliğin verdiği cesaret. Yani bunu, eğer sen böyleysen her şeyi yapabilirsin. Ve bunu kötü hissetmezsin kendini. Çünkü sen kendini doğru yaptığına inanırsın. Yani hani, ve bu, senin kafanda böyle bir şey yoksa o yolda gidersin. Ama çok bilince ya da çok işin içinde olunca tam tersi, kendini nasıl korursun, nasıl daha iyi yaparsın, işte bilgini nasıl donatırsın diye çok uğraşıyorsun. O yüzden yani dediğim gibi kanunlar bizi çok iyi koruyor. Bununla ilgili de işte Türk Veteriner Birliği sağ olsun gerçekten muhteşem bir donanıma sahip. Çok iyi çalışmalar yapıyorlar. Yine kendi işte İstanbul Hekimler Odamız, işte yine Bursa Hekimler Odamız. Bu konuyla ilgili o kadar çok telefon aldım ki ve o kadar iyi niyetliler ki, ve ellerinde çok ciddi belgeler var. Yani işlemler sırasında, uygulama sırasında fotoğrafları var. Yani hani bunlar çok ciddi şeyler. Ama belki de hani kötü niyet gerçekten yoktur. Belki bilmiyorlar ve hani öğrenecekler. Hani belki biraz sancılı bir süreç olacak. Hani öğrendiklerinde, ama günün sonunda da öğrenmiş olacaklar diye düşünüyorum. Hocam ben artık bizzat hani isim vermek istiyorum. Bir problem olacağını zannetmiyorum. Çünkü her şey gayet kamuya açık şekilde ilerliyor şu anda. Türkiye Fizyoterapistler Derneği kendi YouTube kanalında basbayağı oturmuşlar ve hayvanlarda rehabilitasyon, fizik tedavi mevzuatını incelediklerini düşünüyorlar. 5199 sayılı kanun 9. maddesi gayet açık hocam. Diyor ki hayvanlara her türlü cerrahi ve tıbbi müdahale veteriner hekimler tarafından yapılır. Gayet çok açık. Yani bunu nasıl yorumlayabilirsiniz diye düşündüğüm zaman ya yaptıkları işin bilimden uzak olduğunu iddia etmeleri lazım ya da kendilerinin böyle işte kırık çıkıkçı olduklarını vesaire düşünüyor olmaları lazım ki bu maddeyi kırabiliyorlar, bu maddeyi görmezden gelebiliyorlar. Ya aslında yani kanunlar tabii hukuken, yani ben avukat değilim ama çok tatlı avukat arkadaşlarım var. Yani hani bizim ailemiz bu konuda donanımlı bir aile. Avukatlardan zengin bir aile. Ama şunu çok iyi biliyorum ki kanunlar yoruma açık değildir. Yani kanun kanundur. Yani hani madde maddedir. Yani ve yani maddeden bağımsız söyleyeceğim. Zaten bu bir suç. Yani tam hayvana veteriner hekim olmayan hiç kimsenin işlem yapması suç. O yüzden biz stajyer olarak veteriner hekim olmayan hiç kimseyi kesinlikle almıyoruz. Klinikler ya da hastaneler böyle bir şey yapıyorsa onlar da suç işliyor. Hatta cezai, hatta meslekten kınamadan tutun da işte mesleki mene kadar giden bir sürü çizgisi var. Yani yanında böyle bir insan barındırmanın da söylüyorum. Ama ya da hukuken hakkı var hasta sahipleri. Yani sonuçta hekim olmayan biri hastasına işlem yapıyorsa, evet, suç işliyor bunu yapan ve işte ya da yaptıran ya da neyse artık bu çizelgede neresiyse kesinlikle suç işliyor. Yani kanunlar böyle, hadi şimdi oturalım biz bir yorum yapalım. Hadi açalım bir kanal, açalım şöyle diyelim. Hadi bir fikrimizi sunalım. Nasıl yorumlarız? Sen ne diyorsun? Ben öyle bir şey değil ki. Değil yani. O zaman kanun kanun olmaz zaten yani. Kanunlar çok net. Bu iki tane maddeyle, yani iki tane kanun şeyiyle çok sabit ve çok net. Ve hatta yandan destekleyici maddeleri de yapmışlar. Tabii ki yani çok üzücü. Ben bunları tabii yaşarken ben şok oldum. Yani küçük küçük mesajlar alıyorduk zaten de. Hani ne bileyim yani, çok başarılı, mesela çok sevdiğim çok başarılı insanlar var ve hangi meslek dalında olursa olsun eğer sen mesleğinde başarılıysan zaten o alanda gidiyorsun. Yani hadi gideyim şunu da yapayım, bunu da yapayım, ona bakayım, oradan şunu yaparız, bunu yaparız diyebilecek bir vaktin olmuyor. En basitinden bu bile gerçekten mesleki boyutu gösteriyor ve çok acı bir şey. Yani ya biz size diyorum ya, hani kafamızı taşıyacak vaktimiz yok ya, canımız çıkıyor yani. Hani yemin ediyorum canım çıkıyor yani. Ve gidip de hani hadi şimdi insanlara da şunu mu yapayım demem yani. Zaten suç da diyemem yani. Hani böyle bir şey olabilir mi? Yani benim gidip bir insana tedavi yapma ihtimalim var mı? Bilmem ki yani anatomisini, yapısını, ki insana sorabiliyorsun. Yani insana acıyor mu? Şunu mu hissediyorsun? Bunu diyebiliyorsun. Hayvan da nereden biliyorsun? Sen onun fizyolojisini bilmeden, anatomisini bilmeden. Yani herhalde bu gelişim sürecinde bir şekilde kafada da oturabilecek bir şey olur. Yani yine yazık, yıllar önce göz doktorları yani hayvanlara göz ameliyatı yapıyordu ya. Şaka gibi, inanamıyorum yani. Hani benim bir kedim, köpeğim olacak, götüreceğim. Öyle bir şey yapılacak. O ortalığı ayağa kaldırırım ya. Yemin ediyorum kaldırırım yani. Hani Murat Hoca ile sağ olsun çok tatlı, Murat Şaroğlu. Onunla da konuştuğumuzda anlıyorum onu yani. Hani
Adamcağız tabii şok oluyor yani. Aynı mı yani, kornea'nın yapısı aynı mı? Hani adı kornea diye işte her hayvanda yaklaşım aynı mı? Ya da işte gözdeki atıyorum bir işte nekrozla yaklaşım herkes de aynı mı? Yani tedavi aynı mı? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir kere hayvanda en basiti biz yakalıklar kullanıyoruz. Bunları niçin kullanıyoruz? Çünkü hayvanlar sizin yaptığınız prosedür işlemi kendi bilinçleri olmadığı için kendilerini zedeler diye kullanıyoruz. Yani çünkü neden? Hani kendi düşünme, işte muhakeme yetenekleri bu konuda çok yok, dürtülerle hareket ediyorlar. Yani tabii ki hiçbir hekim dışında, yani veteriner hekim dışında hiçbir dal, hiçbir ne bileyim başka bir meslek dalı gidip hayvana dokunamaz. Zaten aklı selim bir insan da dokundurtmaz yani. Hani ben inanın ailemden birini bir doktora götürürken bütün CV'sini okurum yani. Ve bana deli derler. Her şeyini bilirim yani. Çünkü tabii ki yani ben anneme emanet edeceğim, abime emanet edeceğim. Tanımadığım birine niye emanet edeyim? Kesinlikle CV'sini okuyun. Kim size ne yapıyor bilin. Yani bunlar kötü şeyler değil. Bunlar olması gereken şeyler. Ve aynı şekilde kendi kediniz, köpeğiniz için de bunları yapmalısınız. Kesinlikle hocam. Sizin de bahsettiğiniz gibi sadece aslında fizyoterapi alanında gerçekleşen bir taciz yok mesleğimize. Yani daha önce dediğiniz gibi göz rahatsızlıklarında da, hatta geçtiğimiz günlerde ben bizzat kendim Twitter'da şahit oldum. Bir beyin cerrahı hocamız, beşeri beyin cerrahı hocamız, sokak hayvanları için beşeri tıpta kullanılan bir göz damlasını, göz kremini kullanın yoksa sokak hayvanları kör olur, enfeksiyon kapar şeklinde böyle bir tweet'i vardı. Çok da gündeme de gelmişti. Kendisi daha sonra sildi tabii bunu. Hani kendisinin hayvan sevgisinden kaynaklanan bir çağrı olduğunu düşündük bunun, ama yine de doğru değildi yani hocam bu. Tabii en kötüsü şu, tabii ki bir noktada silmek zorunda kalıyorlar. Çünkü yani hak hukuk bir tane diye düşünüyorum ben. Ve düşünsenize bak, yıllar önce bir tane antibiyotik tipi vardı. İşte 10 yıl önce falan işte. Herkes de onu, tabii antibiyotikler eskiden reçeteli değildi. Herkes böyle lök lök veriyordu hayvanlara. O yüzden şu an sokak hayvanlarında bağışıklık gelişti ve o antibiyotiği kullanamıyorsunuz, biliyor musunuz? Çünkü manyak gibi herkes her eline gelen bir şey veremez yani hayvana, ya da yapamaz. Ya bunda da çok iyi bir şey olmuş bence. Hani ben bunu görmedim mesela, hani şu an hani senden öğreniyorum ama tabii ki yani Türkiye'de her dala hitaben biri var ve bu işi yapıyor. Yani hani ve çok iyi donanımlı okullarımız var. Çok iyi hocalarımız var. Yani hani işte beyin cerrahisinde çok iyi olan insanlar var. Yani bugün beyin tümörü operasyonu da yapılıyor. MR'da çekiliyor, CT'de yapılıyor. İşte tabii ki fizik tedavi de yapılıyor. Ve bunlar daha da yani hani artacak. Daha da çok olacak. Ondan sonra onkoloji de yapılıyor. Yani gidip o zaman onkologlar hayvanlara mı baksın? Ne bileyim, normal yani beşeri. Böyle bir şey yani çok değişik. Yani bunu hayal etmek, böyle bir hayal gücüne sahip olmak ne bileyim yani garip bir durum. Yani ancak tabii ki bizde olabilir herhalde. Bilmiyorum böyle bir şey. Kesinlikle hocam. Şu da var. Yani hep böyle işin okumuş kesiminden bahsediyoruz. Hani daha doğrusu doktor, beşeri hekim olmuş kısmından bahsediyoruz. Hayvanseverler arasında da ya da hayvan üreticiler arasında da maalesef çok talihsiz şeyler görebiliyoruz. Yani Twitter'da ben geçtiğimiz günlerde bizzat kendi hesabımda yazmıştım. Bir hocamız, yanılmıyorsam yanlış bilgi vermiş olabilirim, bir hayvanda rumen şişmesi hastalığı vardı. Bilmiyorum, dediğim gibi daha henüz o konuya gelmedik, o derse gelmedik okulda. Ve yine bir üretici büyüğümüz kendisine şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Artık tedavi protokolü geliştirmiş hocam kendisi. Yanık motor yağı içir, 2 saat içerisinde toparlanmazsa hayvanı kesime gönderebilirsin şeklinde. Yani değişik bir durum tabii ki. Yani akıl sınırları içinde her şeyi yapmak lazım hayatta. Ve gerçekten Allah herkese beyin gücü, beynin kullanımını, gerçekten beyin kullandıkça geliştirilen bir organ ve hiç daha da bilginiz, çok emek harcadığınızda çok güzel şeyler yapıp kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Bunu mümkün olduğunca kendi eğitimlerinizi alarak, işte kendi fakültesinden bazı donanımlı olarak ilerlerse herkes, yani Türkiye daha iyi bir noktaya gelip zeka gücünüyle beraber daha iyi olacağını düşünüyorum. Öbür türlü maalesef yani böyle bir şey yani zaten olamaz. Yani şimdi düşünün yani hani biz bile köpekte viral hastalıkları düşünüyorum şu anda. Düz konuşuyorum yani, hekim olanlar beni anlayacaktır, veteriner hekim olanlar. Yani viral hastalıklarda biz kedide çok ölümcül bulduğumuz bir hastalığın köpeği etkilemediğini biliyoruz.
Ve kedideki ölümcül hastalığın sinirsel formunu felç yarattığını da biliyoruz. Şimdi hayvan bana gelip ben ona felç diye oturup saatlerce fizik tedavi yapsam da hiçbir sonuç alamam. Ama bu tanıyı koyarsam, hekim olduğum için ki koymam lazım yani hani, o zaman zaten ben buna ne yapıp ne yapmayacağımı bilirim. Yani biz soramıyoruz. Bakın konuşmayan hayvanlar yani konuşamıyor bugün. Ağrın nerede dediğinde cevap veremiyor. Hadi bakalım dizini göster, hadi dizini çek, açını ölçelim, uzat bakalım ne yapıyormuş diyemiyoruz yani. Ve bunlar için hepsinin tabii ki ayrı bir beceri. Yani bir hayvanı tuturup, yani tutup oturtmanın bile bir yöntemi var ya. Yani hani işte bir buzağıyı ya da bir işte ineğe, bir danaya ya da bir ata yaklaşım yerleriniz farklı. Bak tedavi demiyorum. Yaklaşım bir tekme atar ölürsün. Yani hiç abartmıyorum. Ki böyle ölen hekimler var. Veteriner hekimler var. Yani bu kadar netken durum. Yani bizim burada aslında tartışacak gerçekten çok şükür ki hani çok güzel kanunlarımız var ve korunuyoruz. Ve umarım her meslek dalı kendi içinde gidecekleri yolları seçerler ve hani kendi alanlarında insanlara daha yararlı olacak şeyler, insan için olanlara söylüyorum, daha yararlı olacak şeyler yaparlar ve umarım böyle şeylerde daha fazla yaşamayız yani. Çünkü hayvanlar zarar görüyor. Ne oldu biliyor musun? Geçen gün bir köpek geldi bize. Daha önce de böyle birkaç kere oldu da ben yoğunluktan olayın köküne inanamıyordum. Yani hani soramıyordum o kadar çok yoğun olduğumuz için. Ama inanın maalesef bir hekim olmayan bir kişinin uygulaması sonucu hayvan yanıyor. Sonrasında felç kalıyor. Bu arada hayvan yürüyerek giriyor kliniğe. Felç değil. Yani yürüyerek gittiği bir yerde hayvan ölerek çıkıyor ya. Ölüyor yani. Yani ve hasta sahipleri nasıl uğraşmış biliyor musunuz? Canları çıkmış insanları. Ve hepsi de okumuş, bilgili. Ya hepsi kendine kızıyor. Yani biz nasıl böyle bir şeyin içine girdik? Yani biz oranın atıyorum hastane olmasına aldandık. Biz oranın klinik olmasına aldandık. Yani çok acı bir şey. Yani gerçekten tabii ki onların hukuki süreçleri muhtemelen başladı. Biz de elimizdeki bütün verileri paylaşacağız. Bu konuda elimizde de bir sürü veriler topluyoruz, var. Yine hekimler odalarımızla birlikte ilerliyoruz her şeyle beraber. Ama bu süreç sancılı olacak ama hepimiz bence doğru yolu bulup öğreneceğiz bir şeyleri. Hekimlik için de iyi olacak bence ki korunaklı gideceğiz. Yani hani çünkü çok güzel bir mesleğimiz var yani, kimse böyle bir mesleği zedelememeli. Kesinlikle hocam. Bu anlamda teşekkürlerimizi de iletmek istiyorum. Başta Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, ikinci başkanı Muhlis Atay, başkanlarımız da gerçekten büyük bir özveriyle bu konuyu olsun, diğer konular olsun, hekimlerin kendi çıkarlarını, hak ve sorumluluklarını gözetiyor. Gecelerini gündüze katmış şekilde çalışıyorlar. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz bu anlamda. Kesinlikle. Her şeyden önce ben bir öğrenci olarak teşekkür ediyorum hocam. Çünkü bu mesleği devre alırken olabildiğince saygın şekilde, onurlu şekilde almak istiyoruz ki öyle devam ettirebilirim ve gerçekten büyüklerimiz bu anlamda büyük fedakarlıklar gerçekleştiriyorlar, gösteriyorlar. Ya tabii şimdi bizim mevzuatlarımız var. Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin sitesinde çok net yazan, yani mevzuat kısmına girdiğinizde, oradan kanunlar kısmına girdiğinizde göreceksiniz. Çok net yazan başlıklarımız var. Ve 6343 sayılı ve 5996 sayılı kanunlarda çok net bunlar yazıyor zaten. Ve çok şanslıyız ki yine hani hani Ali Bey olsun, hekimler odaları başkanları olsun, hepsi yani İstanbul, Bursa. Ya kesinlikle. O kadar iyi bir şekilde kenetlendik birbirine ve ben bunu gördükçe çok mutlu oluyorum. Ve tabii ki elimden ne geliyorsa, nasıl destek vermem gerekiyorsa, ondan sonra işte bize gelen fotoğraflar, yapılan uygulamalar vesaire hepsini bizzat kendileriyle paylaştık. Ve onlardaki başka şeyleri de hani umarım artar yani, hani onların da hani şey olur ve o çok net söylenen bir şey var. Yani böyle bir şey olamaz. Veteriner hekim dışında hiç kimse sizin hastanıza dokunamaz. Çünkü ben artık şöyle bir karar verdim. Bu tarz şeyleri gördükçe yayınlayacağım sayfamda. Çok net söylüyorum, yayınlayacağım. Yani eğer ben bir hayvanın öldüğünü görüyorsam ya da bir hayvana yapılan yanlış görüyorsam paylaşacağım. Çünkü her hayvanın yaşama hakkı var. Nasıl insan varsa her canlının bence var. Ve bunu bizler sağlayacağız. Düzgün şekilde tedaviler, düzgün şekilde elimizden geldiği kadar her şeyi düzgün şekilde yaparak bunu veteriner hekimler sağlayacak diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Peki bu anlamda sizce öğrencilere düşen görevler nelerdir hocam? Yani mesleki birlik ve beraberliği uyandırabilmek adına.
Ya bence sizin yaptığınız şey çok güzel. Bir kere çok güzel birlikleriniz var. Çok kenetlenmiş durumdasınız ve ben öğrencinin enerjisine çok inanan bir insanım. Kendim de işte Küçük Hayvan Veteriner Hekimliği Derneği'nin yönetim kurulundayım. Orada da öğrenciler için ayrı bir birim oluşturduk. Hatta buna ben ön ayak oldum. Ben çok istedim. Ve her sene tabii ki şu an durumlardan dolayı bunu yapamıyoruz ama kongreleri de her sene öğrencileri görmek ya kongrenin enerjisini bile yükseltiyor bence net söyleyeyim. Yani o kadar sizdeki o enerji ve o bilgiye olan eğilim, öğrenmeye olan eğilim hiçbirimizde bu kadar yok bence. Çünkü bir sürü insan hayatına şey giriyor ve yorulmaya başlıyorsunuz aslında. Saçma sapan konularla uğraşıyorsunuz. Yani görüyorsunuz saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz aslında. Ama siz o kadar ufkunuz açık ki. Hani o yüzden hani benim öğrencilere en çok söylemek istediğim şey kendi her yerde staj yapmaları, kendi alanlarını seçecek kadar bilgi birikimi olup ona yönelmeleri, kesinlikle bir uzmanlık ya da doktora yapmaları ve en önemlisi de aslında ne biliyor musunuz? Birlik beraberliğiniz muhteşem. Yani bugün atıyorum sizden bir mesaj geliyor. Aynı anda 100 kişiden mesaj geliyor. Ben şok oluyorum. Instagram'da mesela şok oldum. Yani o kadar güzel mesajlar geldi ki. Çok hoşuma gitti. Bence muhteşem. Hocam şu anda da çok fazla soru geliyor sizlere. Aralarından böyle seçmeye çalışıyorum. Kimisini cevapladık, biraz geç görmüşüm. Kimisi hani konumuz dışında olduğu için sormak istemiyorum. Dilerseniz onlara da biraz yer verelim yayınımızın şu saatlerinde. Sizin için onayınız varsa. Selcan Öncü hocamız Türkiye'de veteriner fakülteler için hangi üniversiteleri tavsiye eder diye bir soru sormuş hocam mesela. Ya aslında şöyle söyleyeyim. Tabii yaşadığınız yer, bölge çok önemli. Bizde demin konuştuğumuz konu aslında şu. Ne seçeceksiniz? Yani bizde çok değişir. Atla mı ilgileneceksiniz? İşte büyükbaşla mı ilgileneceksiniz? Pet'le mi ilgileneceksiniz? Seçeceğiniz size yakın gelen fakültelerin şu an gerçekten fakülteler çok donanımlı ve çok güzel gidiyor. Yani ben kendi fizik tedavi sunumlarım için belki yaklaşık 20 tane falan fakülteye gitmişimdir. İşte yaklaşık bir 4-5 yıl içinde. İşte Konya'ya da gittim, işte Kırıkkale'ye de gittim. Ondan sonra da aklıma gelmeyen bir süre Ankara'ya gittim. Hani İstanbul Üniversitesi'nde zaten okudum. Hani Bursa'ya gittim. Yani şu an saymadıklarım hepsine dahil. Gittiğim her yerde şunu gördüm. Artık çok donanımlı ilerliyor her şey. Ve insanlar şöyle söyleyeyim. Çok hocalar da oradakiler çok verici oluyor. Yani hani sizin sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Alanınız ne olsun? Yani çünkü bizde çok önemli. Yani PET'le mi ilgileneceğim, büyükbaşla mı ilgileneceğim, işte atla mı ilgileneceğim? Ona hangi hastalar oraya daha yoğun geliyor hastanelerine? Buna bakmamız lazım. Çünkü gerçekten yani seçimleriniz çok belirliyor bu işleri. Ya da diyelim başka bir fakülteye girdiniz. İşte orada atıyorum çok fazla PET yok. İşte daha çok büyükbaş ağrısı gidiyor. Ama siz PET istiyorsunuz. O zaman bence hemen PET'le ilgili bir yazın bir yerde staj yapmanız gerekiyor. Bir klinik, poliklinik, barınak, hastane hangisi fark etmez. Ama bir noktadan başlamanız gerekiyor. Ve CV'nizi donatmanız gerekiyor. Çünkü sonuçta mezun olduğunuzda bir sürü insan mezun oluyor. Ve yani diğerlerinden bir farkınız olması gerekiyor. Teşekkür ederiz hocam. Ne demek? Biraz tekrardan sizin ve kariyerinize dönmek istiyorum. Bu anlamda sorular yine geliyor. Şimdi hocam siz Türkiye'deki ilk fizik tedavi veteriner hekimlerinden birisiniz aslında. Belki de ilkisiniz. Evet. Şöyle bir sorum olacak hocam. Sıradaki hedefiniz nedir? Yani bir sonraki aşama var mı size göre? Ya aslında aşamalar hiç bitmiyor. Çok enteresan bir şey. Yani gerçekten şunu yapayım bitsin diyorsun sonra gözün ona gidiyor. Sonra başka bir şey yapıyorsun. Hani yani şu an ben cerrahide uzmanlığımı yapıyorum mesela. Tabii ki fizik tedavi üzerine yapıyorum. Ama bir sonraki hedefim şimdi yurt dışı ile bizim çalışmalarımız var. Ya şu an tabii bir de ikinci şubeyi açıyoruz hani Levent'te. Levent'teki şubemiz birazcık daha farklı olacak, daha kapsamlı. Artık işte basınç analiz cihazlarımız var. Hayvan geldiğinde hangi ayağına ne kadar ağırlık veriyor? Bunun için özel yazılım sistemimiz var. Ondan sonra bunların hepsini görebileceğiz. İşte su duyma bandımız vesairemiz zaten var. Ama orası biraz daha oda ayrı ayrı bir yer hayal ediyorum. Ve birazcık daha farklı birkaç bir şey olacak uygulama olarak da. Çünkü gerçekten şu anki yerimde öyle bir yerim yok. Uygulama yapabileceğim her şeyin bilgi birikimi var, belgelerim var ama şu an yapamıyorum çünkü yerimiz yok. Şimdi orada öyle bir yerimiz olacak ve fırsatımız olacak. Belki ileride birazcık da atlarla da ilgilenebilirim diye düşünüyorum ama dediğim gibi
Hani anatomik yapıları çok farklı. Çok farklı yani. Düşünün ben veteriner hekimim. Ben bile diyorum ki ilgileneceğim ama hani şunu şunu yapmam lazım. Çünkü yani yani beyin gücü gerçekten size her şeyi tam yapmanızı gerektiğini söylüyorsa bununla ilgili bilgi birikiminizi tam yapmanız gerekiyor. Onun yanında da tabii birkaç bir şey daha istiyorum. Özellikle yurt dışı ile bir şeyler istiyorum. Yurt dışında çok fazla arkadaşım var artık yani hani veteriner hekim olan. Ve onlarla ilgili birkaç projemiz var. İnşallah işte şu korona falan biraz bizi etkiledi ama işte bir ay sonra falan birazcık daha buraya gelebilecek hale gelebilirlerse eğer. Birkaç projemiz var. Bakalım inşallah artık yurt dışı ile ilgili olur diye düşünüyorum. Bakalım. İnşallah, inşallah hocam. Yavaş yavaş hocam böyle sorularımızın sonuna geliyorum ben. Tekrardan dilerseniz yorumları da belki açabiliriz. Ama soru bölümünden de bana sorularını iletebilirler şu anda arkadaşlarımız ya da Instagram'da direkt mesaj üzerinden de iletebilirler. Hocam, öğrencilerde bulunması gereken en önemli 3 özellik nedir diye sorsam neleri söylersiniz? Bence veteriner hekimseniz eğer yani ben bilmiyorum size hani öğrenci olarak da bakmıyor. Bir kere sonra meslektaşız yani günün sonunda hani benim için hiçbir farkı yok. Veteriner hekimlik alanına girdiyseniz evet mezun olacaksınız ve veteriner hekim olacaksınız. Ama en önemli şey gerçekten hayvan sevgisi olacak içinizde. Yani hayvan nasıl tuttunuz? Hayvan anlıyor çünkü. Yani kedi ya da köpek fark etmez. Sizin nasıl tuttuğunuzu anlıyor. Ben o konuda çok şanslıydım. Çünkü ben hep kedi köpek ya da bir hayvanla büyüdüm ve inanın hani birkaç hastalığı biliyordum fakülteye girdiğimde. Çünkü o kadar çok artık hastalıklarla şey tabii ki çok derinlerse bilmiyordum ama hani çocuksun sonuçta hani ilgin olduğu için işte biraz bilgin de oluyor gibi bir şekilde yaklaşıyordum. Ama benim gördüğüm tek şey şu. Gerçekten hayvan sevginiz olacak. Bir konuya kesin ilginiz olacak. Yani neyse o seçin. Hiç fark etmez. Ve bol bol staj yapmanız lazım. Çünkü o stajlarla beraber siz neyi seçeceğinize ve ne yönde gideceğinizi seçiyorsunuz aslında. Bence. Teşekkür ederiz hocam. Bir yandan ben gelen soruları böyle incelemeye çalışıyorum. Kusura bakmayın. O zaman ben Buyurun hocam. Ben anlayamadım az önce. ben şimdi sana bir tane soru sorayım olur mu? Tabii ki. Buyurun hocam. Bekliyorum. Sen hekimlikte okurken en çok nelerden zorlandın ya da zorlanıyorsun? Hocam öncelikle şu anda pandemiden dolayı büyük bir şikayetimiz var tabii ki uygulamalı derslerden uzak kaldığımız için. Ama onun dışında yani yalana gerek yok. En baştaki en büyük korkularımdan birisi benim hani böyle hayvanlara karşı olan korkularımdı. Evet yani bir kediden korkmuyorduk belki ama agresif bir kediden herkes gibi korkuyorduk. En büyük problemim buydu diyebilirim hocam. Yani çok sıkıntılı geçti o süreç. Olabilir, doğru, haklısın. Bir de hocam tabii ki anatomi birinci sınıfa başlar başlamaz ilk haftadan böyle ağır anatomi bilgisi, ağır anatomi dersleri bayağı zorlamıştı yani bize. Dersler çok travmatik oluyor çünkü biz çok zorlanıyoruz. Sebebi de bir sürü hayvanı görüyoruz. Yani işte sonuçta bir kadavra dersimizde at da var, işte inek de var, kedi de var, köpek de var, domuz da var, işte sürüngen de var. Yani ve sınavda her yeri sorulabilir ve onları küçük küçük boyuyorlar ve sana 1000 tane soru çıkabiliyor önüne. Dolayısıyla ben de aynı şeyi düşünüyorum. Anatomi, ilk anatomiyle karşılaşınca birden böyle sanki tam üniversiteye girdim muhteşem derken duvara toslamış gibi oluyorsun böyle. Kesinlikle hocam. Hatta şöyle bir durum daha vardı. Neyse ki hani o kadarını kendim yaşamadım ama hani maalesef arkadaşlarımızdan hani böyle ilk kadavrayı gördüğü zaman bayılanlar, acaba diyenler hani de çok fazla oluyordu yani. Bu anlamda zor bir süreçte. Doğru. Kolay değil ya. Hiç kolay değil bence. Zaten zor bir dal. Ben o yüzden hani benim gözümde o kadar değerli ki yani o kadar hoşuma gidiyor ki yani bugün atıyorum ileride bir çocuğum olsa veteriner hekimi olsun isterim. Kesin yani. Hani çünkü bence muhteşem bir mesleğimiz var. Fanatiyim ben yani bizim mesleğimiz konusunda. Yani bir gün bile hiç pişman olmadım. Yarın olsam yine veteriner hekim olurum. Çünkü çok farklı düşünsenize bak bir sürü bilgi donanımı öğreniyorsun. Yani bir sürü şey, anatomik yapısı, hastalıkları, balık hastalıkları, o kadar çok şey var ki ve günün sonunda sen onlara yararlı olabilecek her şeyi yapabiliyorsun. Bu muhteşem bir durum. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Ya, yayının başında söylediğim gibi yani gerçekten hayvanların iyileştiğini gördüğümüz zaman her şeye bedel oluyor. Bilmiyorum. Benim en çok hoşuma giden bu zaten mesleğimize dair. Ayrıca şunu da söylemeden geçemiyorum. Hani dediğiniz gibi mesleği olan sevginiz, aşkınız, enerjinizden gerçekten belli hocam. Hani şu an anlatırken bile gözlerinizin içi parlıyor. İzleyicilerimiz de fark ediyordur yani bunu.
Bunu da söylemek istiyorum hocam. Gerçekten idol alınan bir isimsiniz. Allah hepinize çok güzel yollar versin. Yani hani o kadar çok alanınız var ki daha gelişecek ve geliştirilecek olan. Ve ben yani eminim, bilmiyorum, bunu hissediyorum. Yani 5 yıl sonra, bak çok uzun değil, 3 ya da 5 yıl sonra çok daha böyle farklı dallar, çok daha güzel şeyler duyacağız. Ben eminim yani. İnşallah, inşallah hocam. Ya bu anlamda tabii ki bizlere de büyük görevler düşüyor. Hani sadece gerçekten sadece okuldaki derslerimizi çok iyi takip etmek yetmiyor diye düşünüyorum. Hani bunun yanında dil öğrenmek, farklı kaynaklar araştırmak, yurt dışına gitmek, sizler gibi hani böyle büyüklerimizin tecrübelerinden yararlanmak çok daha önemli gibi gözüküyor. Kesinlikle dil çok önemli. Yani gerçekten hani dile çok çok önem vermeniz lazım. Çünkü her türlü kapıyı açıyor. Yani hani günün sonunda sen İngilizce konuşuyorsun, İngilizce yazıyorsun. İşte yani işte demin konuştuğumuz konu, kaynak yok mesela Türkçe. Çünkü işte bunun da sebebi bizim alanlarımız çok geniş olması. Yani belki işte hocalarımız, işte belki işte bizlere çok görevler düşüyor. Biraz daha Türkçe kaynak verimini arttırmamız gerekiyor. Ve bununla ilgili de benim bildiğim mesela 2-3 tane çalışma yapılıyor. Ama inanın ya, o kadar yoğun ki herkesin hayatı. Ben çok sinir oluyordum ilk başta ben de. Yani diyordum nasıl ya? Nasıl olamaz? Yani ne yapacağım şimdi? Hani hadi tamam bunu geçtim, sonra ne yapacağım? Sonra ben tabii her şeyim yurt dışında olduğu için, orada da kaldım, orada da yaşadığım için bir süre sonra hiç yani Türkçe buradan bir şey almadığım için de o hep öyle gitti. Alıştım da ona. Ama tabii ki kolay değil. Yani ben anlıyorum hepinizi ve şu an okurken en azından ufak ufak böyle derslerle, kurlarla, işte birkaç yani atıyorum İngilizce, İspanyolcaydı neyse, ufak ufak böyle özellikle İngilizceden başlayarak gidebilirsiniz. Çünkü aslında keyifli de bir şey. Yani hani farklı bir dili öğrenmek, bir insanı tanımak ya da işte onların tarzını öğrenmek, çok ben severim yani. Yani o kültürlü, farklı kültürleri de görüyorsunuz. Bence şimdiden bunun keyfini yaşayabilirsiniz. Hocam hatta geçtiğimiz aylarda Ateş Barut hocamızla da bir yayın yaptık biz. Kendisi şunu söylemişti, arkadaşlar demişti, dili mutlaka öğrenin. Çünkü her alanda her kitabın çevirisi olsa dahi siz sadece çeviren kişinin anladığını, onun öğrendiğini öğrenebilirsiniz o kitaptan demişti. Gerçekten de öyleydi hocam. Yani İngilizcenin şartı, İngilizcenin önemi tartışılmaz bir gerçek. Tabii biz öğrencilere ne kadar hani söylüyoruz, dilde söylüyoruz ama ne kadar uyguluyoruz burası da tartışılır. Yani bu da Ya maalesef bizim kanayan yaramız. orada ben hak veriyorum size. Öyle bir, biz gerçekten çok yoğun okullarda. Benim başka fakültelerde okuyan arkadaşlarım var. Tıp alanındakiler de tabii ki çok yoğun. Yani normal insan tıbbında okuyanlar, ama gerçekten şöyle bir şey var. O kadar yoğunuz ki zaten. Hani o kadar çok dersiniz var ki bizim. Hani aşırı bir eğitimimiz var, uygulamalarımız, sınavlarımız yani bitmediği için. Hani insan kendini geliştirmek için bir şeye vakit ayıramıyor kolay kolay. Ayırsa da daha eğlenceli, daha keyif verici şeyler ayırmak istiyor açıkçası. Dolayısıyla da hani böyle düşünmek aslında normal, ama en azından mesela yazları vardır. Hani kafanın daha rahat olduğu, ondan sonra ve şöyle bir çekiciliği var. Kitabı okumaya başladıkça bir ilk başta kimse anlamıyor. Yani çünkü İngilizce ne kadar iyi olursa da tıbbi İngilizce başka bir şey. Yani hani sonuçta işte kantarlarını inceliyorsun, orada bir sürü şey yapıyorsun vesaire. Hani tıbbi İngilizce ama ona da alışıyorsun. Çünkü bir tane o da yani. Hani okuyorsun, 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 artık hep aynı şeyler dönmeye başlıyor. Dolayısıyla yani, yani Ateş Bey'in dediği çok doğru bir şey bence. Çünkü kendin okumadan, gerçekten hani kendin onu yorumlamadan, kafanda canlanmadan anlaman çok zor. Ve sen birinin çevirdiği bir şeyi okurken öyle okuyorsun. Yani ve anlıyorsun bir süre sonra. Yani ben ilk başta normal kitapları okurken, hani fizik tedaviyle ilgili hiç yok ama normalde diğer kitapları okurken hep öyle geliyordu böyle. Ya işte şöyle yazmış, böyle yazmış. Ama işin içine girince gerçekten kendin okumak istiyorsun. Yani birinci ağızdan okuyorsun çünkü. Anlaşıldı hocam. Hocam bir de şu anda aslına bakarsanız benim şimdi aklıma gelen sorulardan bir tanesi bu. Hani böyle yurt dışından bahsediyoruz. Yurt dışında veteriner fakültelerinden, veteriner hekimlikten bahsediyoruz. Yurt dışındaki veteriner fakültesi öğrencileri, yani profillere baktığımız zaman azim, çalışkanlık durumunda bizden ne gibi farklılıkları var hocam? Yani biz geride miyiz, tembel miyiz, daha mı çalışkanız sizce? Ya ben öyle düşünmüyorum. Ben açıkçası bir Türklerin çok zeki olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle çok zekiyiz. Yani hani bizim kafamız böyle daha hızlı çalışıyor diye düşünüyorum. Çünkü onlar da çok böyle motto gidiyor her şey. Yani işte şöyle olmalı, böyle olmalı. İşte şu kesin suç, bunu dokunmayayım, şunu yapmayayım gibi net kavramlar var. Tabii bizde de bunlar oturmalı. Ama ben
gerçekten hani oradakilere baktığımda benim Viyana Üniversitesi'nde şey görmüştüm. Rotasyonları var mesela. Gerçekten yazın çok ciddi bir rotasyonları var. Atıyorum okuldan mezun olurken okulun içinden her yere, her bölüme girmeden, staj yapmadan mezun olamıyorsun. Böyle bir kuralları var. Ve onların bir şeyi var işte, üniversiteye girmek kolay çıkmak zor diye gerçekten böyle bir sloganları var. Gerçekten çok zor çünkü çok fazla uygulamaya yönelik sınav ve eğitimleri var. Yani deli gibi ama böyle hani zorlanıyorsun artık yani, hani seni zorluyorlar. Ama artık diyorsun ki tamam hani ne yapalım işte, alışıyor yani, ne bileyim, herkes o sürece alışmış orada ve gidiyor, o devam ediyor. Yine başka fakültelerde şeyleri gördüm mesela. Çok etkilenmiştim. Onkoloji bölümü var mesela. Sadece onkolojiye giriyorsun. Mesela ben çok isterdim yani onkolojiyle ilgilenmeyi yine. Çok güzel. Herkesin kartları var. Özel kartla giriyorsun ama onkoloji bölümünde çalışanlar sadece kendi kartı olan girebiliyor. Çünkü çok özel bir bölüm. İşte kanlar var mesela. İşte trombosu zengin kan. İşte eritrosu şöyle kan. Kanların içinde kan bankası var da kanların oluşumlarını ayırmışlar. Hani çünkü hangi hayvana ne kadar işte destek vermeleri gerekiyorsa onu alıp veriyorlar. Yine işte kendi alanlarında bir MR, tomografi, işte neyse CT'si, işte her şey ayrı ayrı olan. Ve bununla ilgili işte iki kişi uzman, üç kişi bakıyor ve ikinci sınıflar aşağı yukarı iki ya da üç olması lazım. Tam hatırlayamıyorum, yalan olmasın ama biliyorlar. Yani MR okumaya başlıyorlar. Yani hani birazcık daha bence orada işler şey gidiyor. Her yere elin değerek gidiyor biraz. Hani bizde biraz belki bu eksik. Yani elin değmeden aslında, yani işte atıyorum gıda da var bizde. Gıda çok geniş bir alan bence. Ondan sonra mesela oraya girmeden mezun olmamak gerekiyor belki de. Hani en azından fikrin olmalı diye söylüyorum. Hani ders olarak değil de hani uygulama olarak. Anlaşıldı hocam. Yani bizde de aslına bakarsanız ilk iki yıl teorik, daha sonra pratik ağırlıklı gidiyor. Yani müfredatla da alakalı diye düşünüyorum bunlar. Haksız mıyım? O belki birkaç küçük ufak değişiklikler yapılabilir diye düşünüyorum. Yani hani uygulamayı biraz ağırlık verilebilir diye düşünüyorum. Hani gerçekten mesela işte atıyorum işte badilen, yani nasıl diyeyim, böyle vücuda dokunduğumuz noktalar var. Hayvanda mesela dışarıdan. Çok dışarıdan lokal noktalar bunlar. Mesela bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. Yani bunun bize çok böyle alttan aslında girip çok temelinden öğretiyorlar belki de. Hani çok zorluyorlar bu arada. Yani hani o anatomi sınavlarında gerçekten patolojide o, yani canımız çıkıyor ya. Hatırladıkça bak akıl gözümün önüne geliyor şu an yaşadık. Yani hiç kolay değil. Yani hakkını vererek bizde de çok zor bu arada. Ama belki uygulamalar bir tık daha artmalı. Yoksa iyi gidiyoruz. Yani hekimlik olarak bence iyi gidiyoruz. Kötü bir noktada değil. Sadece biraz daha böyle hani ufak ufak gelişmeye ihtiyacımız var. Kesinlikle hocam. Ya zaten uygulama olmazsa olmaz çünkü gerçekten sahada öğreniyoruz aslında mesleği. Ben bu bir senelik süreçte daha fazla stajyere, daha fazla kliniğe gitmeye başladım hani evde olduğumuz için. Ve gerçekten hani evet, okulda da çok güzel bilgileri öğreniyoruz. Hatta okulda öğrendiklerimiz olmadığı sürece stajın hiçbir anlamı yok belki. Çünkü bir eczacı kalfasından farkımız olmuyor bir yerden sonra eğer böyle olursa. Ama dediğim gibi yani hocam, uygulama gerçekten çok daha kalıcı oluyor. Kafada da kalıcı oluyor diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bir de şey var tabii, hani bizim en önemli yanımız olaya hakim olup, yani tıbbi olarak bilgin olup, bir de onu hayvanda görmen lazım. Yani biz çünkü çok yoğun eğitim almamızın sebebi çok hayvan görüyoruz. Yani işte o yüzden diyorum, mesela başka meslek grupları nasıl bir şeye girdiklerinin farkında değil aslında. Yani nasıl bir şeyin elinin altına attığını, gerçekten çok ağır bir şeye giriyor. Çünkü biz okurken işte atıyorum kediye bakıyorsun, köpeğe bakıyorsun, ata bakıyorsun, domuz anatomisini biliyorsun. Oradan büyükbaşa geçiyorsun. Ya hepsinin midesi, kalbi, işte böbreğinin durduğu yer. Yani şu an ilk aklıma gelenleri sayıyorum. Anatomik yapıları, işte hangi omurgasının daha uzun olduğu. Ondan sonra sinir sisteminin nerede bittiği, nerede daha çok dağıldığı, en çok hastalık. Ya en basiti ırk hastalıkları diye bir kavram var ya. Irk. Ya bak, kedi köpek diye ayırıp sonra bir de ırka giriyorsun. Yani hani bu ne demek? Yani şimdi insan bir tane, yani bir tane işte bir bayan var, bir erkek var, yani hani bir dişi bir erkek. Sonuçta hani basit bir, yani basit demeyeyim tabii ki de, ama iki tane önümüzde örnek var. Diğerinde kaç tane var? Bir de bunun dişi erkekleri var. Onların ayrı hastalıkları var. Ondan sonra yani gerçekten bunları yaparken fakültelerde tabii ki hani bilgi donanımını bize verirken
ister istemez ya 5 yıl okuyoruz ya. 5 yıla sığdıramıyoruz farkında mısın? Bak 5 yıl okuyoruz ve sığdıramıyoruz. Yani yurt dışında bazı fakülteler 6 yıl. Yani uzatmalı 8'e çıkanlar var bazı şeyleri koyup. Yani bunlar boşuna böyle değil. Bunun bir sebebi var. Biz mesela gerçekten hani direkt doktora yapabilecek kapasitede mezun oluyoruz. Bize böyle bir hak veriliyor. Çünkü niye? Bu donanımla mezun oluyoruz biz yani. Yani bunlar çok ciddi. Bunlar senin eğitiminle ilgili. Bunlar hepimize veriliyor. Birey olarak veriliyor yani. Üstüne fakülte gerçekten hani uygulamayı koymak istiyor ama hani bunu üstüne belki bir yıl daha koyması gerekiyor. Hani bunu tam anlamıyla yapabilmek için. Çünkü çok yani hayvan var. Hayvan çeşidi var. Hocam her şeyden önce aslında yani bu zorluğun kendimizin bu zorluğun farkında bilincinde olup buna göre hareket etmemiz bile birçok şeyi değiştirebilecek durumda bence. Çünkü gerçekten insanlar dışarıdaki insanlar sanki çok böyle mesleğimizin kıymetini bilmiyorlar gibi. Dediğim gibi yani bunu da kazandıracak olan bizleriz. Biz hem veteriner fakültesi öğrencileri hem de veteriner hekimleriz. Umarım bunu da başarırız hocam. Gerçekten dışarıda çok böyle kıymet bilen insanlar da var ama böyle gülen ya da böyle küçük gören insanlar da var. Yani şöyle, ben ilk kendim fakülteye girdiğimde hatırlıyorum. Şimdi benim arkadaşlarım hepsi işte başka fakültelere girdi. Yani veteriner hekim olan yoktu işte. Ondan sonra ne bileyim işletme, atıyorum Boğaziçi, İTÜ, Sabancı, Koç. Öyle yani kimse veteriner hekimliğe girmedi yani. Ve ben Kadir Aslan mezunum ondan sonra. Ve hani gerçekten baktığımda ilk başta herkese çok garip geliyordu. İnan şu an herkes bizim yerimizde olmak istiyor. Yani çünkü bir mesleki olarak garip bir şekilde bir popülerlik kazandı meslek. Yani ben girdiğimde böyle değildi. Yani gerçekten değildi ama benim gözümde en popüler meslekti. Çünkü ben çok istiyordum ve aşıktım yani kendi mesleğime, olacağımı düşündüğüm mesleğime. Ama şunu çok iyi biliyorum ki tabii ki yani küçümsemek, ben şu an hiç öyle bir şeyle karşılaşmıyorum açıkçası. Belki de bana böyle bir şey gelemez gibi geliyor. Ondan sonra çünkü gerçekten çok değerli bir mesleğimiz var. Muhtemelen küçümseyen birini görsem söyleyeceğim bir sürü cümlem olur diye düşünüyorum. Ondan sonra ve insan ister istemez zaten. Belki de hiç söylemeyeceğim. Yani belki de hiçbir şey söylememize bile gerek kalmaz. Çünkü o tarz bir statüdeki biriyle biz ne konuşabiliriz diye düşünebiliriz bu noktada. Ondan sonra ama hani tek bildiğim bir şey var. Gerçekten muhteşem bir mesleğimiz var. Çünkü yaptığımız bir şey, ya bu farkında mısınız? Aşı çalışmalarında veteriner hekimler çalışıyor şu anda. Yani bir savaş anında ilk gitmesi gereken iki meslek grubu var. Ya hekimler, yani beşeri hekimler, tıp olanlar yani normal hekimleri söylüyorum. Ya da veteriner hekimler. Yani bu hep böyle. Sonra da dişçilik geliyor bildiğim kadarıyla. Yani siz bu üç bağlamı boşu boşuna böyle bir şeyde kullanmıyorlar. Yani boşu boşuna böyle olmamış. Yani bu şu an değil, yıllardır bu böyle yani. Dolayısıyla da ben mesleğimize aşığım yani. Çok da güzel bir mesleğimiz var. Siz de iyi ki bu bölümde okuyorsunuz. Mutluyuz hocam. Gerçekten hepimiz çok mutluyuz. Böyle sizler gibi enerji dolu, yetenekli, bilgili hocalarımızla bir arada olunca daha da böyle motive oluyoruz aslında öğrenciler olarak. Hocam yayınımız böyle çok güzel akıp gidiyor. Böyle hiç de sonlandırmak istemiyorum. 1 saat 10 dakika olmuş yaklaşık olarak. Sorularımız da böyle yavaş yavaş sona doğru gelirken yorumlardan, daha doğrusu soru kısmından gelen sorulara da yer vermek istiyorum. Mensure adında bir izleyicimiz sormuş. Mensure Yalçınkaya, soydaşım. Merhaba, hocamızın bize önerebileceği YouTube kanalı veya kişi bazlı kişiler var mı acaba? Yazmış hocam. Herhalde şey ya alana yönelikse eğer açıkçası YouTube kanallarından tabii siz çok aktifsiniz. Biz daha YouTube kanalında ben o kadar yani aktif değilim. Kendim de bilgilerini çok takip etmiyorum YouTube kanalı açısından. Belki kitaplar olabilir. Hani bunu sonrasında şeyden sizden de sizin gruplarınızdan da paylaşırız. Birkaç kitap en azından. Ondan sonra hani bununla ilgili belki işte mesela Naci Spartak var, çok iyi bir adamdır yani hani İşte yurt dışında kimler olabilir derseniz. Ama bölümünüze göre yani ilginize olan bölüme göre bence bakmak gerekiyor. Benim düşüncem kanallardan yola çıkarak yine bir bakarım ne var ne yok diye. Ama hani ben elimden geldiği kadar kendi işimle mesleğimle ilgili bir sürü forum, bir sürü hatta hepsine üyeyim. Bazen bunlara gerçekten para verip üye oluyorsunuz. Yurt dışında bazen para verip stajlara gittim. Yani bunu yapmak zorundaydım çünkü böyle yani sistem böyle ondan sonra. Ama hani
şimdi çok garip bir sistemleri var. Para veriyorsunuz ama size geri dönüş oluyor. Yani gerçekten bir şey öğreniyorsunuz. Yani boşa para vermiyorsunuz ama hani tabii ki donanımlı, üniversite kökenli. Yani onlara dikkat etmek lazım. Her şeye, tabii ki her gördüğümüz şeye eğilimimiz olmamalı. Ama elimden geldiğince kendi mesleğimle ilgili, kendi dalımla ilgili bütün her şeyi, hatta bazen abartıyorum. Başka dallara da bakıyorum. Tutamıyorum kendimi çünkü. Ya benim öyle bir şeyim var. Genel bakarım. Geçen gün mesela kalple ilgili çok sevdiğim bir hekime bir şey gönderdim falan. O işte yanındaki çalışan arkadaşlarımızdan, veterinik arkadaşlarından biri bir şey yapmak istiyormuş. Dedim ki buna bakabilir, çok güzel bak, 3 aşamalı falan diye. Ya bazen dalıp böyle gidebiliyorsun da, ama bir sürü alan var böyle. Hani tabii ki bunların hepsine sınavla giriyorsunuz. Yani bazen dil sınavı istiyorlar. İşte tabii veteriner hekimlik diploması istiyorlar. Veteriner hekim bazlı her şeye gitmeye çalışın. Yani hani çünkü normal böyle ufak şeyler yapıyorlar bazen, her şey işte böyle küçük küçük kurslar. Onlar biraz saçma oluyor. Boşuna para verirsiniz yani hani. Gerçekten donanımlı, kökeni sağlam, sınav bazlı şeylere girmeye çalışın. Anlaşıldı hocam. Takipçimize de güzel bir cevap oldu diye düşünüyorum. Kariyerinizde keşke dediğiniz bir an oldu mu hocam sizin? Hiç olmadı ya. Ben yani gerçekten şunu baz alıyorum. Ben çok, eğer bir şeyi seviyorsam yaparım, sevmiyorsam bırakırım. Yani hiç yapmam. Yani bu her şeyde böyle bu arada. O yüzden kendimi sıkan hiçbir şey yapmadım bugüne kadar yani, hiçbir anlamda. Dolayısıyla da hani ilk başta işte kalple bir ilgilenmek istemiştim. Ama gerçekten kalp hocalarımıza sonsuz saygım var, ayrı bir konu. Ama bana göre olmadığını anladım. Çünkü ben çok sıkıldım yani kendim yaparken. Bana göre olmadığını hissettim. Ama muhteşem bir şey ve kesinlikle ve kesinlikle hayvanların böyle iyi şeylerde muayene olacak hocalarımızın olması gerekiyor. Sadece doğru alanı bulmak lazım. Benim hayatım o konuda güzel aktı. Yani hani belki şey olabilirdi ya, direkt yurt dışında okuyabilirdim. Yani ilk başından ben aslında bunu istemiştim. Yani yurt dışında okumayı. Sonra böyle işleri o şekilde gelişmedi hayatımda. Türkiye'de okudum. Belki direkt yurt dışında okuyabilirdim. Yani öyle bir şey olabilirdi. Anlaşıldı hocam. Yine gelen, direkt mesaj üzerinden gelen bir sorumuz. Yani aslında bahsettik ama sizce İngilizce öğrenmeye nereden başlamalıyız hocam? Ya vallahi ne oluyor biliyor musunuz? Tabii ki şimdi bir sürü dizi izliyoruz. Netflix var. 1000 tane şey var ondan sonra ve kendi alanınızla ilgili ister istemez hani bir mesela ben aynı zamanda konservatuardan mezunum. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı, işte yarı zamanlı okumuştum. Bale bölümünden mezunum. Ondan sonra onu işte ilkokuldan lise sona kadar falan okumuştum. İşte 8 yıl mı 10 yıl mı öyle bir şey sürmüştü, tam hatırlamıyorum. Ondan sonra ama mesela orada okurken ilk şeyi fark etmiştim ben. Baleyle de ilgili hiçbir şey yoktu. Yani Türkiye'de böyle hiçbir yayın zaten yoktu da. Hani çok fazla gösteri falan da yoktu. İşte anatomiyi falan ilk orada öğrenmeye başlamıştım biraz biraz. Çünkü bir sürü hastalığınız oluyor ister istemez. Ama yani birazcık bir şeyler yazıp başlayan o kadar garip ki o. Sizi çekiyor içine zaten. Yani ufak ufak ilginiz, atıyorum kimisinin makyaj yapmaktır, işte kimisinin kıyafettir, kimisinin tarzdır, saç kesimidir, bilmem nedir. Yani ilk aslında onlarla ilgili alanınız küçük, yani sevdiğiniz alanlar neyse onlarla başladığınızda zaten ufak ufak kulağınız doğmaya başlıyor. Tabii ki altınız sağlam olmalı ama bunlarla beraber zaten siz de kayıyorsunuz ve çok basit ya. Bence en rahat bir dil okuluna gidin. Bugün internet üzerinden şu an çok güzel bence. Koronadan dolayı her şey online. Ve online alabileceğiniz bir sürü İngilizce kursu çok ucuz. Yani hani çok ucuza, işte çok rahat bir şekilde online olarak hiçbir yere gitmeden ders alabilirsiniz yani. Hani ya da kur atlayabilirsiniz. İspanyolca bile yapabilirsiniz. Application'da ben öylesine mesela İspanyolca application'lar indiriyorum kendi kendime. Ya bir şeyden değil, ben kendimi sevdiğim için sadece bakıyorum. Öylesine bakıyorum mesela yani. Hani saçma sapan bayağı belki anaokulu gibi şeyler, belki biraz daha gelişmiş gibi şeyler ama olsun. Yani eğleniyorum kendim yani. Hani günlük 10 kelime, 20 kelime neyse yapabilirsiniz bence böyle şeyler. Anlaşıldı hocam. Teşekkür ederiz. Ümit hocam, bu soruyu aslında her hocamıza soruyoruz. Şu anda böyle bizleri izleyen bir sürü takipçimiz var. Henüz böyle üniversite tercih aşamasında ya da lise dönemlerinde. Onlara ne söylemek istersiniz hocam? Yani evet, bahsettik mesleğimizin toz pembe olmadığından vesaire bahsettik ama hani gerçekten böyle onlar için eklemek istediğiniz bir şeyler var mı hocam? Valla ben en çok neden mutluyum biliyor musunuz? Üniversitede benim işte Kadir Has'ta okuyordum lisede. Ve şey yaparlardı. Mesela üniversitelere gezi yaparlardı. Ve bence
Ben olsam öyle yapmazdım ama. Kendi çocuğum olursa da öyle yapmam ya da bir yakınım olursa da. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Hangi mesleği seçecekseniz o meslekle ilgili son dönemde staj yapın. Yani o mesleğe sahip olmadan yapın. Mesela işte hukuk mu okuyacaksın? Bence bir avukatın yanına git gel. Bir gör yani nasıl bir şey istediğini. Yani üniversitesine de değil bence. Direkt onu görmen lazım. Veterinerlik mi istiyorsun? Bir veterinerin yanında bir ay en azından hiçbir şey dokunmayacağım. Tabii sadece gözlemlemek için ya da işte öğrenci olduğun için, küçük olduğun için zaten bunu hani aşağı yukarı oraya gidip geldiğinde hayvanın varsa görebiliyorsun. Yani gerçekten şu çok önemli bir şey. Nasıl bir şey içine girdiğinizi bilmeniz lazım. Benim çok arkadaşım var. Mesela veterinerliğe girmiş, mutlu değil ama hayvana dokunamıyor ya da kedi köpek alerjisi var. Allah korusun yani hani. O kadar sıkıntılı bir şey ki. Veteriner hekimsin ve alerjim var. Bütün gün ilaçla ayakta duruyorsun. Yani senin küçük kediyle temasın olacak yani. Yapacak bir şey yok. O kedi tüyünü de soluyacaksın. Yani sonuçta kedi girip işte bakmadığın ya da işte sadece köpeğe baktığın bir klinik olamaz. Dolayısıyla da hani bunlara alışmayı tabii ki hepimiz öğreniyoruz ya da vücut olarak tolere etmeyi. Belki kan görmeyi. Hani bunlara tabii ki alışılabilir ama günün sonunda senin uğraşacağın canlı kedi, köpek, at, büyükbaş fark etmez. Yani bilmen lazım neye dokunduğunu. Yani o çok şirin, çok tatlı bir mesleğimiz yok. Hatta şey diye bir şey var. Yurt dışında en fazla intihar oranı yüksek olan meslek veteriner hekimler. Ya bu net olarak şey yapıldı yani. Mesela en yüksek intihar oranına sahip meslek grubu veteriner hekimlik. Çok sıkıntılı bir durum. Çünkü çok zor, çok yoğun çalıştığınız. Hatta böyle tişörtler var. İşte eşim atıyorum işte eşim veteriner. Hayal değil ya, gerçekten bir eşim var diye mesela. Yani çünkü göremiyor. Hani anladın mı? Kendi ailesini göremiyor. O kadar yoğun ki. Ve hepimiz özellikle yoğun çalışıyorsak, işinizde başarılıysanız gerçekten kendi ailene ayırdığın vakit bile azalıyor. Ve tabii ki ailen de bunu kabul ediyor bir şekilde. Sana alışıyor falan filan. Ama hiçbirimizin kolay bir hayatı olmuyor. Yani o yüzden de gerçekten o psikolojik olarak çok güçlü olmanız gerekiyor. Bilginizin çok iyi olması gerekiyor. Yani hani bunlar bir bütün. O yüzden neye girdiğinizin çok iyi bilip girmek lazım. Ben bir gün bile pişman olmadım. Bugün yine girsem yine veteriner olurum kesin. Ama bir sürü arkadaşım da biliyorum ki veteriner hekim olup mesleğini yapmayan. Maalesef hocam. Yani üzücü bir durum. Her şeyden önce ortada bir emek var. 5 yıllık bir emek var. Hani bunlara yazık olmuş oluyor. Bunlara ziyan olmuş oluyor. Hocam yavaş yavaş artık böyle yayınımızın da sonuna geliyoruz. Benim aslında böyle size sormak istediğim çok soru var. İnşallah böyle ilerleyen dönemlerde yayınlarımızın tekrarını da gerçekleştirmek isteriz sizinle. Aynı zamanda fakültemize de davet edeceğiz hocam inşallah. Yüz yüze başladığımız ilk fırsatta. Yani sizin enerjinize gerçekten fakülte öğrencilerinin çok büyük ihtiyaçları var. Yok çok güzel. Mutlaka bekliyoruz hocam Elazığ'da. İnşallah gelir. Hocam, son olarak eklemek istediğiniz böyle bir şeyler var mıdır bizi izleyenlere, Ben öğrencilere, hekimlere? gerçekten şöyle bir şey var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hiçbir meslek grubu biz mesleğimizi yapamaz arkadaşlar. İki tane kanun çok net. İşte gerçekten 6343 sayılı kanunda çok çok net yazıyor. Yine 5996 sayılı kanunda çok net yazıyor. Bu zaten yani artık konuşulacak bir konu değil. İnşallah bu süreçte de hepimiz bunları göreceğiz hukuki anlamda da. O yüzden mesleğiniz çok iyi, hukuksal anlamda korunduğu için ben çok mutluyum. Ben de elimden gelen desteği vereceğim bu konuyla ilgili. Bunun yanında veteriner hekim olmak kesinlikle ayrıcalıktır. Ben hep onu söylüyorum. Yani muhteşem bir mesleğimiz var. Bak konuşmayan bir canlıya bakarak neyi olduğunu anlayıp muayeneyle anlayıp tedavi edebiliyoruz. Yani ve bu çok kutsal bir şey. Yani bunun ve biz zoonoz hastalıklar karşısında da savaşıyoruz. Yani aslında insanların sağlığından da bir noktada bir sorumluyuz. Ve üçüncü olarak çok fazla alan var. Hiç sakın yani işte ben şimdi mezunum, şu kadar klinik var, şöyle. Asla böyle düşünmeyin. Yani atıyorum ya bir şey o kadar iyi yaparsın ki. Mesela kalça ameliyatlarını çok iyi yaparsın. Anladın mı? Sadece onunla bilinirsin. Dizi çok iyi yaparsın. Yani yarın öbür gün bir kalp merkezi kurulabilir, onkoloji merkezi kurulabilir ya. Bunlar çok rahat olabilecek şeyler. Hiç ütopik değil. Yani o kafanızdaki yarattığınız hayallerin gerçek olabileceğini bilin. Yani hiçbir şey böyle ütopik değil. Çünkü bunun hepsi var zaten. Yani olmayan bir şey yaratmıyoruz yani. Ve daha da iyi yerlere geleceğimizi ben çok inanıyorum. Ve sizin gibi güzel birlikler olduğu sürece bak ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz. Şu anda bile yaptığınız şey yani hepimize ulaşıyorsunuz. Bizimle iletişime geçebiliyorsunuz. Biz sizle konuştukça mutlu oluyoruz. Çünkü
Biz de size, aslında sizin aracılığınızda diğer öğrencilere ulaşabildiğimiz için o kadar hoşumuza gidiyor ki. O yüzden bence hepiniz çok doğru yolda ilerliyorsunuz. Belki birazcık emek harcamak lazım. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu yayınımızı da aslında sonlandırırken şunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Yayınımızda da afişimizin altına yazmıştık. Veteriner hekim değilsen hayvanıma dokunma. Yani bu hem veteriner hekimlerin hem de hayvan sahiplerinin dilinden düşmemesi gereken bir parola olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Sizin fikriniz nedir hocam? Kesinlikle öyle. Yani gerçekten hiçbir canlıya eğer alanında uzman değilseniz dokunamazsınız. Yani veteriner hekim değilsen hayvanıma dokunma. Başka da bir şey yok. Ve hasta sahibiyseniz de gittiğiniz hekime sorun bakalım. Hekim mi değil mi, ne yapmış, neler yapmış, bir konuşmak lazım. Ondan sonra hasta sahiplerinde her türlü yasal hakları mevcut bu konuyla ilgili. Onları da bilmesi lazım. Kesinlikle hocam. Hocam yayınımızın sonuna geldik. Sizi gerçekten takipçilerimiz de yani anladığım kadarıyla mesajlardan bize dönüşleri kadarıyla gerçekten çok sevmişler. Aynı şekilde bizler de yönetim olarak gerçekten sizinle çok güzel böyle bir iletişim sağladık. Bizimle çok güzel ilgilendiniz. Tüm sorularımızı sabırla cevapladınız. Çok teşekkür ediyoruz hocam size. Ben de çok teşekkür ederim. Her zaman İstanbul'a beklerim. Ne zaman isterseniz gelin. İnşallah şu korona biter. Biz bu sene stajyer alamıyoruz. Korona süreciyle ilgili bir durum. Çünkü kendimiz de biraz kalabalığız. Hasta sahiplerini de içeriye alamıyoruz çoğu zaman. Ama gerçekten şu süreçler biter. Normale döndüğümüzde hepinizi bekliyoruz. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz hocam size. Çok sağ olun hocam tekrardan. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler hocam. Arkadaşlar bugün Türkiye'nin ilk fizik tedavi, veteriner fizik tedavi veteriner hekimi, bu anlamda kurulmuş ilk veteriner kliniğinin sorumlu hekimi, kurucusu Sarı Ece Ulutürk hocamızla beraberdik. Kendisi bize gerçekten çok güzel bilgiler verdi. Hayat tecrübelerinden, kariyer tecrübelerinden bahsetti. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınlarımızı da kaçırmamak adına bizleri takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bu yayının tekrarını kaçırmış olanlar için Fırat Ünivet YouTube kanalına da yükleyeceğiz. Sizi çok seviyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.